Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfası, YouTube sayfası ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz. Oğlak burcu yüzünü güldürecek yurt dışı ile alakalı ya da çok uzak mesafe ile alakalı bir temiz aydınlık haber alacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir yurt dışı ile ilgili bir kısmet, iş konusu veya para konusunda kısmetiniz var gözüküyor arkadaşlar. Yüzünüzü güldürecek olan bir toplu paranın, özellikle geçmişte aile bireyleri ile ilgili olan durumlardan gelecek olan, belki miras, belki de hak edilmiş ama uzun zamandır mahkemelik olan bir şeyle ilgili sonuçlanmamış durumlardan gelecek olan bir para. Beş parça halinde de küçük küçük kısmetleriniz var. Aile büyükleriyle ilgili bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlangıcı var burada. Özellikle büyük aile grupları ile ilgili yönetimin artık hani babadan oğula veya başka birisine geçmesinden bahsediyoruz. Burada illaki hani başka büyük bir kayıp olmadan da yapılabilecek devirden ya da hani bu işi artık o yapabilir diyecekleri bir devir teslim töreninden bahsediyoruz. Bu sessiz bir hiyerarşi değişimi olarak gözükecek ama bunun tabii ki yankıları var. İnsanların özellikle kendilerine olan güvenlerini ya da daha özgür ifade etmelerini sağlayacak olarak gözüküyor. Devlet kapısından olumsuz bir haber gelmesi var. Buradaki haber sadece sizin için olmayabilir, genel olarak olabilir. Ama burada bir para çıkışına sebep olacak gözüküyor. Arkanızda güç olarak gördüğünüz bir kişiyle ilgili sırtımı boşuna mı dayadım bunca zamandır diyeceğiniz bir durumdan bahsediyor. Çünkü oturduğunuz makama veya koltuğa göz dikmiş olarak gözüküyor ve bunu da kendi kan bağınızdan olan bir kişi sallıyor. Yani sizin gücünüzü, otoritenizi sallıyor olarak gözüküyor. İçinizde duygu fırtınası var. Hem bazen mantıksal davranmaya çalışıyorsunuz, bazen duygusal davranmaya çalışıyorsunuz ama şöyle bir durum var. Sizin bu olayların içerisinde rotanızı değiştirmeniz ya da sabit bir rotaya oturmanız gerekiyor. Çok çabuk duygularla pes edebiliyorsunuz. O yüzden kendinize belli kurallar koymaktan bahsediyor burası. Özellikle ayın 25'i gibi olacak olan bir olayda yeter artık, bundan sonra işte alışveriş veya işte atıyorum iş konusunda şu prensiplerin dışına çıkmayacağım diyeceğiniz bir rota. En az 4 yıllık bir rota belirleyeceksiniz gözüküyor. Kalbinizden geçen bir dileğinizin hızlıca bir gerçekleşmesi var. Özellikle geçmişte sizi üzen bir kişiyle ilgili yüzleşme. Bu sefer o sizin peşinizde koşacak ama siz umursamayacaksınız. Normalde Oğlak Burcu hani insanlarla iletişimini çok fazla bozmak değil, orta yolu bulmayı düşünürsünüz ama bu dönem artık keskin hatlarınız var. Artık bu kişiyle yani çok büyük menfaatim olsa bile bakmayacağım dediğiniz noktadasınız. Kendi küllerinizden doğuyorsunuz. Özellikle bu yeni Ekim'in sonlarıyla birlikte Kasım ayı da sizin için küllerinizden doğma konusunda büyük ilerlemeler kaydettirecek ama bu Ekim ayında ilk 15 günün size verdiği hasarı son 15 günde telafi edecek durumlar yansıyacak size. Yani özellikle ayın 20'sinde gelecek arkası arkasına iş konusu, para konusu veya kariyerinizle ilgili sıçramalar sizin ferahlığa çıkmanızı sağlayacak. Hiç beklemediğiniz bir anahtar. Yani normalde böyle bir niyetim yok ama böyle bir fırsat elime doğdu. Hani bir ev alabilirim, bir arsa alabilirim, yatırım yapabilirim diyeceğiniz bir noktadan geliyor. Bu anlamda ayın 20'si tarihleri ve 25'i tarihleri sizin için önemli olacak. Elinizden bir eşya çıkarmanız var. 4 ayrı yolculuk söz konusu. Bu 4 ayrı yol sizin için sadece seyahat etmek anlamında değil. Para, kariyer veya özellikle iş sonu maddiyatla biten olaylarla ilgili gelişecek olayları ifade ediyor. Bir tanesi akrabalardan bir kadınla ilgili iş yapma durumunuz var. Fakat şöyle bir durum var. Ya onu işe alacaksınız ya siz ona
Hani iş konusunda destek olacaksınız ve birbirinize maddiyat anlamında getiriniz olacak gözüküyor. İkincisi eviniz, hanenizle ilgili. Kafanızdaki o düzeni oturtturma çabanız, hani artık herkes belli bir rotada olsun, huzursuzluk olmasın dediğiniz bir durumdan bahsediyoruz. Üçüncüsü, yüzünüzü güldürecek bir haber, yüzünüzü güldürecek bir olay. Sizin maddiyat anlamında iş bağlayacağınız veya kariyerinizle ilgili sıçramayı yapacağınız bir yüzünüzü güldürecek olaydan bahsediyoruz. Dördüncüsü, haksızlık olduğunu düşündüğünüz ya da hakkınızı almak için çabaladığınız bir şeyle ilgili ferahlama durumunuz. Terazide gözüken bir olayın gerçekleşmesi olarak gözüküyor. Ve bu terazideki olay sizin için gerçekten hani hakkınızı da yedirmedim, hakkımı da aldım diyeceksiniz. Dokuzlu bir rakam, ayın 19'u veya 29'u Koç burcuyla ilgili olan bir kişi, hani bugüne kadar pes etmez, hayatta bunu yapmaz dediğiniz bir şeyi yaparken bulacaksınız. O konuda değişik, hani yani bir insan bunu yapabiliyorsa, hani bu Nuh dediğine peygamber demiyorsa dediğimiz nokta var ya, onu diyecekler. İnsanlar değişmeyen tek şey değişimdir konusunu farkına varmadan, artık hani bu olayların içerisinde yaşarken, artık ben şuna inanıyorum, her an her şey olabilir kısmında gözüküyorlar. O anlamda da fikir ayrılığına düştüğünüz iki kişinin sizinle ortak iş yapma çabası veya işte bu ortak çabayı gösterip de bu fikir ayrılığından çıkıp yeni bir rota belirleme noktasına geldiği gözüküyor. Bu rotada da hani ortaklaşa iş yapmazsınız ama onlara belli bir görev dağılımı yaparak bu konuyu toparlayabilirsiniz gözüküyor. Yüzünüzü güldürecek haberler söz konusu arkadaşlar. Özellikle Oğlak Burcu her ne kadar iş kariyer noktasında belirlenmiş olsa da bu konuda belli bir düzen sağlayacak. Şans konusunda bolluk bereketiniz var. Hayatınızdaki geçmişte o kaybettiğiniz ya da kendinizle ilgili sınandığınız dönemden çıkıyorsunuz. Artık mutluluk konusu, özellikle hayatınızdaki iki kişi arasında seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yalnız olan Oğlak burçları için özellikle iki kişinin aynı anda gelmesi veya seçenek oluşturması sizin kendinizi de değerli hissetmeniz konusunda rol oynayacak gözüküyor. Aşk konusunda bu dönem her ne kadar siz paraya odaklı olsanız da fırsatlar arkası arkasına gelecek ama sizin dikkatinizi çekme konusunda muhtemelen öbür aya kaymış olacak. Fincanı kapatırken ya da bu dönem kafanızdan geçen tek konu var, aile ve para konusu. Ve bunun ikisi birbiriyle bağlantılı. Bu aile ve para konusu aynı anda yükselişe geçecek. Sizin geçmişte çok çabaladığınız şeyler emeklerinizin karşılığını alacağınızı gösteriyor. Ve bunların içerisinde nazar konusu gündeminizde, her ne kadar bazı şeyleri ortalıkta göstermemeye çalışıp insanlara fark ettirmemeye çalışsanız da insanların dikkatinin sizde olduğunu bu dönem çok iyi anlayacaksınız. Ama şer görünen şeyde hayır var burada. Evet, aileyle konusunda bazı konularda daha sıkıntılar yaşayacaksınız ama düzen oluşturmak için de bu şer, yani sıkıntı veren durumun içerisinden çıkmanız gerekiyor. Aşk ilişkiler konusunda atınız çıkmış, muradınıza ereceksiniz. Çifte şanslı olacaksınız dediğim, yine aynı şeyi söyleyeceğim ama gelecek olan kişiler çifter çifter gelecek, seçenek oluşturacak size. Ama evli olan Oğlak Burcu için de bu dönem bebek konusu ve iş konusu çok yoğun bir şekilde gündemine oturacak gözüküyor. Ve şöyle de bir şey var. Evinizin, hanenizin içerisinde de bolluk bereket hakim. Hiç beklemediğiniz bir yerden büyük bir desteğin gelmesi. Sanki bir koruma, bir melek aracılığıyla yardım olunacak gözüküyor. Ve yurt dışı bağlantısı, hiç beklemediğiniz bir ülke veya bir yerden gelecek olan küçük bir miktar para ya da iş konusunda fırsat gözüküyor. Evet, Oğlak ve yükselen Oğlaklar için bu dönem niyetleriyle ilgili 3 tane sorusuna cevap verelim. Birinci sorusu,
Güç kendinizsiniz arkadaşlar. Her ne kadar bazı şeylerde bazı beklentilerinizin tam karşılığı olmasa da bu dönem kendi alacağınız kararlar size netlik kazandıracak ve bu kararların arkasından ferahlığa çıkacaksınız. İkincisinde de zaten güç anlamında kuvvet kazanacağınız, yaptığınız iş veya kariyer konusunda özellikle kendinizi istediğiniz rotaya oturtturabileceğiniz gözüküyor. Üçüncüsü, bir vakit içerisinde gelecek olan kısmet ve bu kısmetle birlikte bir anlamda ferahlama söz konusu olacak. Evet, Oğlak Burcu'nun bir de aşk konusundaki gündemine bakalım. Bazı konularda kendinizin de hata yaptığını kabul edip karşıdaki kişiye de hani bu konularda sıkıntı var, bunlardan dolayı sorunlar yaşıyoruz, bir çözüm bulalım diyeceğiniz nokta var. İkincisinde bakış açınız sabitlenmiş, bu olay olmaz deyip kestirip atıyorsunuz ama başka bakış açılarına da sahip olsanız iyi olur. Yoksa kayıplar vereceksiniz. Sadece para veya iş konusu değil. Üçüncüsü, evet geçmişte çok sıkıntılar yaşadınız ama ikili vakitler içerisinde sizin özellikle 2 ve 7, 27'si de olabilir. Tarihler içerisinde aşk konusunda yeniden gündeminiz oluşacak ve bu sefer hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer ya, mesele ona geliyor. Ama dikkatli ve sağlam adımlar atarak bu dönemi kapatacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Aşk konusunda yeni bir başlangıç vermez ama kendinizi garantiye almayı verir burası. Evet, Oğlak ve yükselen Oğlaklar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.